Selamünaleyküm dostlar. Selma ile aksiyonları aldığımız bir et makinesi var ve onu size tanıtmak için hem bir vlog hem de daha bir iyi bilgilendirmek için sizlere bunu bir tanıtacağız arkadaşlar. Merhabalar değerli dostlar. Evet Ercan Bey'in dediği gibi aksiyon günlerinde aldığım bu et makinesini sizlere tanıtmak istedim. Hem bana bir vlog olsun hem de siz hani böyle evine bir makine almak isteyenler, kullanımını merak edenler, nasıl iyi mi kötü mü, hani nasıl bir şeydir diye merak edip düşünen arkadaşlarım varsa bakın onlar için iyi bir fırsat. Hadi gelin birlikte kutumuzu açalım. Ne işe yarıyor, nasıl oluyor, kolay mı, zor mu, iyi mi kötü mü birlikte öğrenelim. Hadi bakalım şimdi ben kızlara mı vereyim? Kızlara Gerçi verelim. ben bu Almanya'nın aksiyonlarını artık sevmemeye başladım. Her gittiğimizde alıyor, Evet aksiyon efendim. diyor. Önce fiyatından başlayalım. 35 euroya gelmiş bu makinamız. Tabii ki ben bu fiyata almadım. Ben indirime düştüğünde bir baktım karşımda benim de ihtiyacım vardı böyle bir makinaya. Hemen gittim aldım. Burada Almancası yazıyor. Türkçesi de et makinası diyor. Evet. Ondan sonra ne işe, neleri çekiyormuş Tuğçe? Oku bakayım Türkçesini bize. Şey sosis için çekebilirsiniz. Sosis Kek şey yapabiliyorsunuz. yapabiliyorsunuz. Kıyma Krepsi. Keksi. yapabiliyorsunuz. Ondan Kurabiye. sonra bakın burada da diyor ki kurabiye bile yapabiliyorsunuz diyor. Biliyor musunuz? Bundan kurabiye yapabiliyorsunuz. Evet. İşli köfte yapabiliyorsunuz. Hani bunun içine atıyorsunuz bulgurunuzu işte şeylerinizi. Burada Malzemeleri. eziyor, çıkartıyor. Bakın burada hepsi yazıyor. Bir Millet de bununla çiğ köfteyi yapıyor Selma. güzel kurumak için şeyleri de var bilerek Bak ayrı şimdi ayrı. kurabiye şeklini Evet, düşünelim. şimdi burada da bakın kurabiye yapıyor bu şekli haliyle de bu aparatı var. Bu aparatla da istediğiniz şekillerde bakın burada yıldızlı değişik figürlerde bakın kurabiye de yapma imkanınız var. Var. Bakın içinde de bu kendi içinin aparatları yalnız şundan bir tane var. Bu orta boyu. Ben istiyordum ki bunun daha incesi var zannediyordum ama maalesef bu incesi yokmuş. Onu ekstra satın alınacakmış. Onu ekstra Türkiye'ye gittiğimde makinamın ağızlığına göre yaptırmayı düşünüyorum. Ne diyorsun? Çıkaralım, Evet gösterelim mi? efendim. Şimdi size bu makinamız ah fiyatta Ha, gözüktü. Her fiyat. neyse fiyatını da gösterelim. Evet. 35 euroymuş efendim. 25 euroya düşmüş. Bakın. Dur. Evet. İki indirim yapmış onu. Sizin için açıyorum. 25 euroya düşmüş. 25 eurodan da 15 euroya düşmüş. Redüzerte girince ben 15 euroya aldım biliyor musunuz? Çünkü aksiyonu takip ederim. İndirimde de görünce alırım. Tut Tuğçe'cim Açayım mı şunu. beni Selma'cığım? Bu tarafa ya da geç. Şöyle. Sen mi açarsın, ben mi Ben açayım? açayım, değil mi? İyi, tamam. O zaman duayı sen aç. Hadi bakayım. Tabii Tabii ki biz daha önce açtık efendim de sizin canım, için baktım. tekrardan açıyoruz. Selma'cığım. Açamıyoruz. Bir dakika. Dur, şu kadar. Pardon. Evet. Hani şey sanki şey açıyormuşuz gibi. Hazine mi? Evet. Malzemeleri çıkartalım. Bismillah. Ben Şöyle. yardım etmiyorum o zaman. Sen tanıt. Votu falan yazıyor mu Ercan? Bir okusana. Ona bir bakarım şimdi. Var mı başka bir şey? Yok, hepsi bu. Evet. Evet. Ha, pardon, bir de şu şeyi var. Aparatlarını da Aparatları var. çıkartalım. Tamam, başka da aparatı yok. Ben şimdi işte bir bakayım. Volt şeyi ne kadarmış senin? Bakın dostlarım böyle aparatlar çıkacak içinden. Evet. Bu makinamız. Durun bakalım. Evet, makinamız. Ercan'cığım şimdi bize bunu nasıl kurulduğunu gösterecek. Kutuyu verelim Ercan. Yakından çek. Kutuyu Şey verir misin? yapmayayım mı önce? Voltuna bakmayalım mı? Bakarsın Ercan acelesi yok. Tamam. İş başa Evet. düştü. Evet. Bunu böyle önce şeylerini mi takacağız? Nein. Bir dakika. Biz de bakın sizinle yapıyoruz Daha ben dostlar. kurmadım arkadaşlar. Ben de Evet aldık ama sizinle kurmamıştık. beraber kuruyorum. İnanır mısınız gerçekten? Evet. İçinde ne var ne yok hepsini çıkardık. Sorma. Bu kurabiye onu şey için. yapabilirse onu kendin Bakın ayarla düşün dostlar, hayatım. işte bunu böyle yapıyorsunuz. Onu da Bunu da koyabilirsin. bu üstüne bırakıyorsunuz. İşte kurum bu kadar basit.
O öyle. Bunu bu kadar basit. Bakın şimdi bunun fişini takıyorsun. Boyu da fazla uzun değil. Buradan ayarlamasını yapıyorsunuz. Biz tabii fazla sıkılamadık. Evet. Size sadece göstermek için onu kurduk. Buradan kıymanı ne istiyorsan işte sosis mi yapacaksın, sucuk mu yapacaksın? Artık o senin zevkine kalmış. Buradan attığın zaman zaten bastığın zaman böyle bu kısımdan çıkıyor. Kıyma dediğim gibi ya. Bu biraz orta boyu bu içinin haznesi. Bakın açalım. Bir de bunun daha ince olması ona ekstra bakalım. Aslında bunun biraz daha incesi lazımdı bize. Biz bilemedik bunu. Bunu ama Türkiye'ye gittiğimde bunun ağzına göre bu demirden yaptırmayı düşünüyorum. Evet. Çünkü makinem çok sağlam ve kaliteli. Bu da zaten içinin bıçağı dostlar. Evet. Burada gördüğünüz gibi bu da bunun bıçağı. Evet efendim, bunlarla kıymanızı çekebiliyorsunuz, sucuğunuzu, ne istiyorsanız bu makinede her şey oluyor. Aynı zamanda dostlar bakın böyle bir aparatımız var. Bu böyle mi takılıyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Yok, şöyleydi galiba, şunu takıyorduk. Bıçağı takmıyordum. Bakın şimdi evet. Dur, biz de bilmiyoruz. Vallahi sizinle yapacağız dostlar. Evet, önce onu buraya takıyoruz Ercan'cığım. Evet. Ha şimdi böyle. Rabbi formu çıkıyor değil mi? Dur. Bakayım böyle miydi senin amacın bir dakika. Dur bir dakika. Şöyle Ercan'cığım. Aslında. Şu kısım mı? Dur bir dakika, ben çözeceğim abi. Şöyle galiba. Bakın biz de sizinle yapıyoruz biliyor musunuz? Ha tamam. Aynen öyle. Ercan yapana kadar. Dur. Bakın gördünüz mü? Size hepsinin kolaylığını bakın efendim. Şimdi bunun anda buraya koyduğunuz zaman istediğiniz gibi onu kendin ayarlayabilirsiniz. Evet. Sana kalmış ben bir şey. Ben ters mi yapıyorum bunu? Şöyle yok. Miydi? Dur. Evet. Vallahi biz de bilmiyoruz ha. Şu şöyle mi takılıyor? Ah şu takma işlemleri yok mu? Öldürdü beni. Dur bir dakika hayatım. Dur şimdi tamam. Ben onu biliyorum. Şimdi Ercan Bey çözdü işin içine. Önce bir onu koy. Aynen böyle yapacağız. İçine çarpmadık ki biz. Şimdi şunu ayarla. Aynen. Evet. Bakın. Yine aynı şekilde. Sen hamurunuzu yoğuruyorsunuz. Kurabiye hamurunuzu. Onu böyle topak şeklinde buraya bırakıyorsunuz. Gene buradan bununla bastırdığınız zaman bakın yıldız formu istiyorsanız tabii yıldız formunu alıyorsunuz. Yok başka form var. Bunlar da ne form işte, düz normal bisküvi formları. Bu şekillerde yapıyorsunuz efendim. Galiba bakın bu şekillerde. Yok öyle değil, şöyle. Şöyle evet. Öyle mi? Pardon. O zaman istediğin gibi oynatabiliyorsunuz. Bakın şimdi yıldız formuna geldiğiniz zaman buradan da yıldız formu çıkıyor. Gördünüz evet. Mü dostlar? Bu kadar basit. Yani hem etinizi yapıyorsunuz, sucuğunuzu yapıyorsunuz. Dediğim gibi siz söyleyin ya, içli köfte. Çok güzel, çok pratik ve çok basit. Bu da içli köfte aparatı efendim. Çok pratik. Kurabiyenizi yapıyorsunuz. Tabii tertemiz yıkıyorsunuz. Kendi diğer tabii kokular canım. Birbirine bulaşmasın diye. Çok güzel. Bunları bu şekilde yaptığınız zaman çıkartıyorsunuz. Böyle... Evet. Aparatlarını çıkarıyorsunuz, mis gibi yıkıyorsunuz, kuruluyorsunuz, İşinde paslanmasın şey yok, diye. Evet efendim, bakın bunun anda gene aynı şekilde artık ayarlamasını da siz yapın ya. Ben de size bu kadar. Buradan da bunun içinden içli köfte çıkıyor efendim. Buradan bulgurunu verdiğin zaman bu aparatı buraya bu şekilde aynen. Takıyorsunuz. Bakın. Çözür. Bu şekilde buraya takıyorsunuz. Evet. Bulgurunuzu işte harcınızı buradan içeriye verdiğiniz zaman buradan size yuvarlak hale çıkıyor. Çıktığı zaman da tabii ki siz elinizle onu da kolaylıkla içli köftenizi de yapabiliyorsunuz. Aynen yani öyle. Hepsi size kalmış. Hem pratik hem kolay. Biz tekrardan bunu Ercan Bey taksın. Tamam. Ercan'cığım bunu da bu işler sana. Bu da kurabiyeninki. Gördünüz ya dostlar. Çok gerçekten güzel arkadaşlar. Çok gerçekten... pratik. Çok tavsiye ederim. Eğer böyle uygun bulduğunuz zaman azıcık bekleyin. Hemen almayın. Gerçekten indirime düşüyor, geliyor. Ondan sonra var ya 20'ymiş, 15'miş. Hiç fiyatına bakmayın. Gözü yumuk alın. Gözü yumuk alın yani. Bakın burada kurabiye formu. Gördünüz mü? Gözü yumuk alın burada arkadaşlar. Burada kıymanız oluyor. Sosisiniz, sucuğunuz. Yani elinizin altında. Şimdi... Hani öyle iri yarı yer kaplayacak bir şey de değil. Bakın burada da ayar yeri var.
Bakın buraya kapı açtığınız zaman açılıyor, böyle kapanıyor. Şimdi bu niçin çok iyi biliyor musun? Niçin iyi? Türkiye'de şimdi herkes kurban kesiyor ya hemen hemen. Kurbanda misal her zaman şeye gidilmiyor. Sen söyle, Türkçe ne deniliyor? Kasaba. Kasaba gidip etini çektiremiyorsun. Ha, az az yapacak mısın? Sen tüm koy buzluğuna. Yani çıkardığında çıkar. Yap, kıymanı çıkar, elin altında. Evet çok efendim. Güzel. Hani ben size tavsiye ederim. Ben bunu daha ama kullanmadım. Kullanan ders arkadaşlarım kullanmadım. Var. Onlar bana tavsiye etmişlerdi. Ben de uzun zamandır bunları takip ediyordum. Yalan söylemeyeyim. Eğer dedim uygun bir zaman denk gelirse gidip alacağım dedim. Aslında ben dedim Selma bunu bir deneyelim dedim. Ercan ne yapacağız dedi. Şimdi kıymalarımız hep kıyma dedi. Ben dedim kız gerek yok dedim. Şu parmağını şuraya bir sok bakayım dedim. Kıyma gibi çıkarıyor mu dedim. Tamam o zaman sen yapsaydın Ercan. Ama benim parmağım gider. Benim de giderdi, bana yazık değil mi? Ama o, şimdi seninkine benimki bir değil. Senin evet efendim. Vallahi biz size bunu tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Selma Ercan tanıtımı bu. Evet. Bu normal profesyonel bir tanıtım değil. Biz arkadaşlar, Ercan'la. Aynen öyle. Yemin ederim ben size. Her evde bulunacak aletlerden biri. Yani mutfak eşyası bulunsun. Bakın normal fiyatı kullan. 35 euro. Ekonomik Selma Hanım her zamanki gibi. Gitti evine, bunu 15 aldı. Evet gittim 15 euroya yani, aldım. İki tanesi 30 euro yapıyor. Yine 5 lira kar yapmış olurdu Bakın, Selma. Bakın yine 5 lira kar yapmışım. Kayserili olmanın avantajı mı diye. Arkadaşlar o kadar kar yapıyor ki milyonlarımız var sanki. Gitti paracıklar, yine yok. İndirim hiç iyi bir şey değil aslında, var ya. Gitti paracıklar, gitti paracıklar. Evet efendim, bu da Ercan Bey'in sloganıdır. Ercan Bey'den izinsiz kimse videosunda şurasında burasında kullanmasın. Evet, ben bu sloganımı satın alacağım. Evet, biz bunu telif yapıyoruz. Bu bizim sloganımız. Ercan Bey'in kendine aittir. Bazı yerlerde duyuyoruz, duymak da istemeyiz dermişiz. Şaka tabii ki. Kızım ne kadar oldu vlogumuz? Sadece ona göre konuşacağım. Şaka yapıyoruz. 12 dakika olmuş. Daha 3 dakikamız daha var. Şimdi tanıtımı bırakalım. Şimdi konuşalım. Efendim. Siz oğlum ucuzluklara gitmeyin. Dinleyin siz beni. Vallahi bir şey alacak diye gidiyor ya. 10 parçayla dönüyor. Bakın efendim 24 monat şey garantisi, senede var. Garantisi, senelik var. Garantisi ne varmış. Olursa olsun. Marka olarak da Edenwelt mi markası? Evet. O marka, şey, o... şeyini yapmayalım, reklamını yapmayalım çünkü bir daha bize bir şey kazandırmadı reklamı. Dediğim gibi efendim şeyine bakacaktım. Sen voltu bir yazmıyor. Bir dakika. Hem paslanmaya karşı hem motorunun bozulmasına karşı 2 senelik de garantisi var arkadaşlar. İstersen beni çek kızım. Şöyle oturayım dur. Arkadaşlar bak bunu unuttuydum. Bakın altında da yapışkanı varmış. Evet, sabit oluyor ve buraya silikon gibi şey gibi yapışıyor. Bakın, bak Ercan kaldır. Bak kolay kolay da kalkmıyor. Yani düşme gibi şeyi olmuyor. Ben de bunu şimdi sizinle beraber gördüm. Yemin ederim çekecektim çünkü şimdi böyle kaydırayım dedim olmadı. Hakikaten bak çok güzel. Bir de çok hafif. Çok hafif. Evet, çok hafif. Yanınızda taşıyabilirsiniz. Kızım babişkoyu çek. Arkadaşlar siz olun sakın ucuzluklara gitmeyin. Ama o hızını yazmamışlar. Bir parça alacağım diye çıkıyorum ya 5 alıyorum ya 10 parça. Buradan kar yapıyor da başka yerden gidiyor. Gitti paracıklar. Yani bir de giderseniz bile ucuzluğa cebinizde belirli bir miktar alın. Ne varsa o gidiyor. Ne varsa o gidiyor. Yani Selma'yla gidersen ne varsa o gidiyor. Ay görüyorsunuz mu? Bir türlü yapıyor. Şu Selma'nın kıymetini bilmiyor Ercan Bey. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Ama ne yapayım? Ama her eve lazım. Gerçekten Selma'cığım. Gerçek söylüyorum. Yani böyle mutfak eşyaları falan aldığın zaman kızmam. Vallahi kızmıyorum. Çünkü çoluğumuz çocuğumuz var. Yani... Çoluğun çocuğun bunu ne yapsın Ercan? Daha kaliteleri, daha güzelleri var. Ama gerçekten ben memnunum. Bir arkadaşım gerçekten tavsiye etmişti. Selma evde bulunsun. Kendisi içli köfte yapıyordu. Ben de bazen yoruluyordum içli köfteyi yoğururken. Dedi ki kız dedi kolay bu dedi. Al bunu dedi kullan dedi. Gerçekten uzun zamandır takip ediyordum bunu. Ben bunu Rossmann'dan aldım efendim. Hani merak eden dostlarımız varsa Rossmann'dan almıştım. İndirime girdiği zaman o da tesadüf oldu. Gerçekten hani bilinçli takip eden birisi değilim. Normalde şaka bir tarafa. Gerçekten ben öyle fazla tesadüf takibe falan gitmedim. Tesadüf Rossmann'a gitmiştim. Orada da görünce hani
İnsanın ayağına kadar aradığında bulamazsın da aramadığın zaman karşına çıkıyor ya. Karşıma çıkınca hemen aldım, eve getirmiştim. Hadi dedik, bugün de onun dedik tanıtımını yapalım, ihtiyacı olan, ne bileyim. Aa, ben de alacaktım da iyi midir kötü müdür diye merak eden dostlarımız varsa dedim onlara dedim bir bilgilendirme olur dedim. Ve sizin için bunu paylaştım. Ercan şu an sanki şeye giriyormuş gibi form dolduracak gibi güzel. Okuyor. Burada yok, gösteriyor hepsini paylaşıyor. Ben de valla arkadaşlar sizinle beraber yemilerimi açtım. Selma önceden açmış, ben öyle şeylere fazla merak sarmıyorum. Şimdi bakıyorum da yani gerçekten güzel. Hatta ben bir gün geçtim, size kaç defa söz verdim. Çiğ köfte sözü de geçtim, halim yok bu araları. Ama yapacağım. Hatta diyorum ki Selma'cığım, gerçekten bir gün canlı yayınımıza diyorum. Bununla beraber diyorum, yapmaya edeceğim. Ay Ercan falan. Yok, hiç gerek yok ona. Yoğurmayacağım kız, makine buradan 2-3 defa aldı mı bulguru ezip atıyor. O zaman iki de elinden böyle yapacaksın. O zaman oh. Evet efendim Ercan'cığım. Biz artık vlogumuzu kapatalım. Tamam. Evet dostlar, size dediğimiz gibi biz tanıtımımızı yaptık. İhtiyacınız varsa parçalarını da saydık. Hem kurabiye yapabiliyorsunuz, hem et, sucuk, sosis, ne istiyorsanız. Makinamız çok güzel. Biz memnunuz. Eğer ihtiyacınız varsa siz de evinize alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Allah'a emanet olun. Sanki benim tanıtımımı mı yaptın Selma'cığım ya? Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıklı kalın. Ve gerçek söylüyorum, bizimle kalın.